Herkese merhaba arkadaşlar. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Nerede olduğumu anladınız. Muğla, Milas, Kazıklılayım. Yine bir fırsat sunmaya geldim size. Geçenlerde burada çok güzel bir tanıtım yapmıştık. Hemen satıldı. Burası da kaçmaz. 271 metrekare. Zeytinli tarla vasfında. Müstakil parsel. Yola terkleri yapılmış tertemiz bir arazi. Şimdi imar geldiğinde 271 metrekareniz 271 olarak kalacak arkadaşlar. Burada yola terkler yapılmış, parselizasyon yapılmış. Tabii ki bir imar beklentisi de var ama şu anda tiny house koyabilirsiniz. Yapı yapabilirsiniz karşıdakiler gibi ama bunlar resmi bir yapı olmaz. Bunları da söyleyelim başta ama yer fırsat niteliğinde bir yer. Manzarayı görüyorsunuz kademeli şekilde olduğu için hiçbir arazi diğerinin önünü kapatmıyor. Yani bir gün buraya ev yaptığınızda önünüz kapanmayacak. Şurada taş duvarlı bir yer tanıtmıştık. Orayı da Amerika'dan Uğur Bey'e verdik. Hemşerimiz kendisi Alacalı, Çorumlu gerçekten çok güzel bir yer aldı. Fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Buralar çok hızlı satılacak yerler. Burayı da ilk defa tanıtıyorum. 271 metre şu an arazinin ortasındayım. Şu an arazinin tam ortasındayım. Ön tarafımız yol ve gördüğünüz gibi muhteşem bir manzaramız var. Arazi temizlenmiş. Ön tarafta çam ağaçları da biraz daha budanırsa temizlenirse muhteşem bir manzara sizi bekliyor olacak. Şu an buraya ne yapabilirsiniz? Tiny house koyabilirsiniz. İstenirse dediğim gibi ev yapabilirsiniz ama resmi yoldan biraz zorlayabilir. Belli izinler alınması gerekiyor ama tiny house için mükemmel bir yer. E, denize bu kadar yakın 20-30 metre mesafede de başka Ege'de bu fiyatlara yer bulmak inanın çok zor. Çünkü insanlar artık dağın tepesindeki zeytinlik vasıflı helikopterle bile ulaşamayacağınız yerlere dahi şu anda ortalama 500'de 1 milyon 2 milyon arasında bir rakam isterken ben size denize sadece ve sadece 2-3 adım mesafede demeyeyim de 2-3 adım biraz böyle büyük iddialı olur. 100 adım mesafede çok güzel bir yer tanıtıyorum. Ve burayı da bence kaçırmanızı istemem arkadaşlar. Çünkü hemen şu aşağıyı çekmiştik. Bir gün içerisinde kapora salındı ve satıldı. Dün de tapusu yapıldı oranın. Burası da fırsat niteliğinde bir yer. 271 metre olması da büyük bir avantaj. Tabi bunlar müstakil parseller. Bunu başta da söyledim. Şimdi tekrarlamak istiyorum. Müstakil parsel. Hiçbir e, kooperatif gibi düşünmeyin, burayı tamamen müstakil bir tapu alıyorsunuz. Yola terkleri yapılmış. Bizden sonra bir tane daha yine arsamız var. Sonrasında da orman arazisi geliyor. Bu yüzden arkadaşlar, burası temizlenmiş araziler ve bu yüzden bu fiyatlar isteniliyor. Manzara bu. Gördüğünüz gibi karşı tarafta bir yer satmıştık. Otelin yanında çok güzel bir villa yapılacak oraya. Yapıldıkça orayı da çekeceğim. Kazıklı bölgesinde elimizde çokça yer var. Hatta denize 04 dönüm içerisinde 27-28 milyon da bir villa var burada. Onu da videolardan izleyebilirsiniz. Yakında onun da güncel bir videosunu çekelim ama konumuz tamamen burası. Şimdi alıp burayı tiny house yapabilirsiniz. Ahşap bir bungalov tarzında ev yaptırabilirsiniz. Elektrik su sorunumuz yok çünkü hemen elektrik aşağıda zaten direkleri de gözüküyor. Suda da herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar. Burada çevremizde zaten evler var. Drone görüntülerini de göstermeye çalışacağım. Böyle ormanın arasına gizlenmiş bin sürü ev göreceksiniz burada. Ama tabii ki bunlar birbirinden dağınık. Zamanla burası çok gelişecek bir yer. Şimdi burada şöyle yorumlar da geliyor. Ya kazıklı sahili güzel değil diyorlar. Arkadaşlar Akbük'ün 10 sene 15 sene önceki halini bir izleyin. Ve ne olmuş? E burası da tabii ki gelişecek. Şöyle düşünelim Bodrum doldu, Kuşadası doldu, Didim doldu. İnsanlar artık biraz daha sessiz sakin bölgeler istiyor. Bu yüzden buralar daha da revaçta. Burada zeytinlik de bulabilirsiniz. Bu şekilde arsalar da bulabilirsiniz. Ama bence fırsat niteliğinde bir yer. Şu an o kadar güzel bir manzarası var ki tabii gözün gördüğünü keşke gösterebilsek drone görüntülerini de yerleştireceğiz. Manzara mükemmel. Çam ormanlarının içerisinde denizi görüyorsunuz ve denize de çok yakın bir mesafedesiniz. Bunlar avantajlı olduğunuz konular. Elektrik suyun olması çok avantajlı olduğunuz konular. E tabii ki buranın yolunda da herhangi bir problemi yok. İstenirse arsanıza Aracınızla girebiliyorsunuz. Onda da bir problem yaşamıyorsunuz. Sahile geleceğiniz yolda da herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Çok da güzel bir yolu var. Bunlardan da bahsedelim ki bizi ilk defa izleyenler olabilir ya da bu bölgeyi hiç tanımayanlar olabilir. Bunlar da bilgisini alsın. Peki burada bitiyor mu burası? Bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Şu aşağıdaki yolun devamında bir marina var. Marina'dan sonra arkadaşlar burası devam ediyor. Kıyı Kıştacık gibi düşünün çok dağınık bir yer. Her yerde siteler var. Bodrum firmasının yeni yaptığı bir site var. Onun ön tarafında 70'lerden, 80'lerden, 90'lardan itibaren kullanılan siteler var. Yani Kazıklı sahilde de zaten yeni yapılaşmalar var. Bunları da görüyorsunuz. Bölge gelişiyor. Kısacası bölge gelişen bir bölge arkadaşlar. Para kazandırır mı? Kazandır. Böyle bir yeri bir daha bulma şansımız yok. Bundan düşünün. Ama şöyle bir durumda kazandırır. Biraz daha bunu orta ve uzun vadede yatırıma bakın. Yani ben bugün buraya alıp hemen yarın satayım mantığıyla alıyorsanız bu tabii ki hiçbir işte kazandırmaz. Arsa dediğiniz yatırım bence arkadaşlar orta ve uzun vadede olacak. Uzun vadede zengin eder, orta vadede de para kazandırır. Böyle bir durum. Bu nereden alırsanız alın bu şekilde sonuçlanacaktır. Ama şöyle baktığınızda zaten karşıda siteler var, yapılaşmalar var, aşağı taraflarda var. İşte dediğim gibi hemen aşağıdaki taş duvarlı yeri daha dün tapusunu verdik. Çorum'dan geldiler. Akrabaları kendisi Amerika'da. E, ya düşünün insanlar oradan görüp alabiliyor. Demek ki bu da aslında güvenle ve biraz daha böyle cesaretle kalkışılan bir iş değil mi? Yani oturduğun yerden yurt dışındasın. Hadi yine bizde bir e, tanışıklık var diyelim. Sonuçta aynı memleketliyiz. Ama çok kişiye yer sattık arkadaşlar biz. Yani Dubai'de de Japonya'da da müşterilerimiz var. Görmeden alan insanlar var. E tabii ki bu da biraz daha böyle e, cesaretle alakalı bir durum. Ama cesaretli olan da para kazanıyor. Sonuçta siz e, orayı tanıttığımda beni günde 100 kişi aramaya başladı. Ama bir kişi aldı ve arayanların çoğu da tekrar geri döndü kapora vermek için ama satılıyor. Bu yüzden böyle bekleme durumumuz da olmuyor. Mesela orada bir İstanbul'dan bir müşterimiz aradı. Dedi ki ben haftaya geleceğim beni bekle. Bekleyemem. Neden bekleyemem? Çünkü orayı satmamız gerekiyor ve kaporasını kim verirse onun oluyor tabii ki. Sizi beklediğimde gelen müşterilere yok dediğimde bu sefer siz geldiğinizde herhangi bir problem olduğunda bu sefer biz sıkıntıya düşebiliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar alırken biraz daha böyle ha biz Kapora derken de şöyle büyük paralar istemiyoruz. Bir adı konulsun, bir en azından bilinsin, satıldığını bilinsin, alındığı bilinsin gibi konuşuluyor. Bu her konu için, bütün arsalar için geçerli, bütün konutlar için geçerli. Bunu da yeri gelmişken söylemek istedim. Biraz daha böyle anlatarak artık bütün videolarda anlatarak söylemem gerekiyor. E şöyle de bir durum olabiliyor bazen. Facebook'ta falan çok yorumlar geliyor. Ya burası o para eder mi? İnsanlar oturduğu yerden hiçbir piyasayı bilmeyen ve aslında sanki Hatta şöyle söyleyelim bu işle hiç alakası olmayan insanlar oturup yazabiliyor. Sonuçta o klavyenin bir şeyi yok, kısıtlaması yok. Herkes istediği gibi istediği yerden yazıyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar alanda kazanıyor. Kazıklı sahilinde ve Kazıklı'nın çevresinde biz daha önce çok yer sattık. Çok yer sattık. 2 yıldır, 3 yıldır da satmaya devam ediyoruz. Bir bakın açın videoları alan kişiler zaten bellidir. Hiçbiri para kaybetmedi, kaybetmezdi. Arsadan hiçbir zaman para kaybetmezsiniz. Şimdi bir de şöyle bir soru geldi. Kazıklı'nın adı neden kazıklı diye. Tabi biraz manidar burası ama. Arkadaşlar şu sahil kısmında eskiden böyle gemilerin bağlandığı kazıklar çekilirmiş, çakılırmış. Oradan bir adı kalmış diye biliyorum ama doğru ama yanlış. Bunu da artık bilen biri varsa da yorum kısmına yazabilir. Bölge çok güzel. Dediğim gibi 271 metre. Konudan da sapmayalım. Burayı da anlatalım ve gidelim. Çok güzel bir yer. Mantıklı bir yer. Alan da kazanır arkadaşlar. Her zaman kazanır. Fiyatını söyledik değil mi başta? 3 milyon 950 bin TL. 271 metrekare denize 100 metre bile değil. O kadar yakınız ki denize keşke gelip görebilseniz muhteşem bir havası var. Bakın şu an kış ayındayız ve biz yine tişörtlerle gezmeye başladık. Bizim yazımız, kışımız böyle. Çok güzel bir havamız var. Nemsiz bir havamız var. İnsanın gerçekten ömrünü uzatacak bir hava var. Sizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isa ise affedin. Drone görüntülerinde de birkaç örnek alacağım, göstereceğim. Instagram'da da bunu yayınlayacağız. Facebook'ta da yayınlayacağız. İstediğiniz yerden arayabilirsiniz ya da mesaj atabilirsiniz. Ama şu manzaranın gerçekten tadına doyulmaz. Özellikle şurada bir tiny house olduğunu düşünün güzel bir taş duvarla harika gözükecektir. Dediğim gibi kendinize de çok iyi bakın. Sürçülisan ki affedin.